Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan şu güzel evi tanıtacağım değerli dostlar. Gördüğünüz üzere otoparkımız mevcut. Geniş verandalı. Hemen yan tarafta da Selin ablaya vermiştik zaten. O da evinde çok mutlu. Şimdi giriş kısmından gireceğiz. Tabii isterseniz burada bir yüzme havuzu da yaparsınız. Tabii dikkatinizi çektim bilmiyorum. 10 milyona da, 15 milyona da, 20 milyona da evler tanıtıyoruz. Ama Miraç Emlak'ın önceliği her bütçeye uygun evleri tanıtmak değerli arkadaşlar. Çok uygun fiyata, yani birileri hiç gibi kelepir demiyorum. Uygun fiyata, emsallerinin altında bu güzel villamızı bugün siz değerli müşterilerimizle paylaşmak istedik. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 500 bin Türk lirasına Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde denize 1 kilometre mesafede 4 oda, salon, açık mutfaklı olan bu eve sahip olabilirsiniz. Giriş kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere güzel bir otopark alanımız var. Ön tarafta da güzel bir veranda alanımız var. Az da olsa bir toprak alanımız mevcut. Tabii toprak alanımız mevcut derken bahçemiz son derece geniş. Sesisi yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun. Şöyle 2 adet bitişik nizam, tamamen müstakil girişli, müstakil bahçeliden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabii etraflıca fiyat uygun olunca bir takım eksiklikleri oluyor. Yani şimdi 10 milyon 15 milyonluk eve girdiğinde o farklı bir hava veriyor. Bu fiyatlara olan evler de farklı bir hava veriyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada istenilirse güzel geniş bir yüzme havuzu yapabilirsiniz. Tabii hemen yan tarafta da yerler satmıştık. Alt tarafında da yerler satmıştık. Bunun bitişini de biz vermiştik değerli arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Yani bana göre şu anda Altınkum'da en uygun evlerden bir tanesi değerli dostlar. 4 oda olması da, odaların büyük olması da ekstra da bir avantaj. Tabii bitmiş vaziyette ufak tefek eksikleri var. Eksikleri olmasına rağmen biz bugün sizlerle bu güzel evi tanıtmaya çalıştık değerli arkadaşlar. Şimdi evimizin giriş kısmına geldik. Çelik kapının girişine geldik. Tabii işçiliği ve şey çok güzel. Sinan kardeşim de şimdi evin içerisine girip evimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Değerli dostlar, girdiğimizde 60'a 120 porselen, seramik, mermer görünümlü. Gördüğünüz üzere gayet geniş bir salona sahibiz. Teras kısmına, yani veranda kısmına çıkış için sürgülü kapımız var. Veranda alanında tamamen caddeye cepheyiz. Tabii açık renk ve antresit rengi andıracak boyalar kullanılmış aslında. Tabi beyaz olsa daha havadar olur. Televizyonun ünitesini buraya düşünülmüş. Tabi açık mutfak demiştim. Mutfak kısmı gerçekten çok geniş. Çok kullanışlı bir mutfak değerli arkadaşlar. Buzdolabı yeri hemen şuraya düşünülmüş. Fırın, set üstü, ocak ve dablumbaz yeri. Mutfak tezgahımız komple granit malzeme, bulaşık makinesi, siyah granit evye. Evyenin karşısında da güzel penceremiz mevcut. Lake malzemeler mutfak dolabı kullanılmış. Tezgah siyah olunca çıtalar da antresit renginde düşünülmüş. Gerçekten güzel. Burada ekstradan bir şey daha var değerli arkadaşlar. Merdivenin altında tuvalet kullanmamış. Ekstradan bir tane banyo düşünülmüş değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan kardeşim gelsin sizlere göstersin. Burada duşakabinler, eksik duşakabinler size teslim edilecek. Çok güzel Hilton dolabımız var, tuvalet alanımız var, banyo alanı son derece geniş. Duşakabinde müşterinin tercihine bırakılmış. Çift açımlı vasıtas penceremiz de mevcut. Peki burayı nasıl kullanabilirsiniz? Buraya bir dolap yapabilirsiniz. Ekstradan malzemeniz olursa buraya ikiler olarak kullanabilirsiniz. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken alın kısımları Çanakkale siyahı, üstü Bilecik beji olan mermerlerle basamaklar yapılmış. Sağında ve solunda antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Basamaklar son derece geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Yani çok güzel bir manevra yapabileceğiniz bir alan. Pancurları yarıya kadar açtım değerli arkadaşlar. Tam açmadım, kapatılması zor olur. Üste çıktığımızda bir sahanlık alanımız var. Hemen genel banyonun içerisine gireceğim. Genel banyonun içerisine girdiğimizde siyah porselen seramik kullanılmış duvarlara, zeminlere gene beyaz kullanılmış. Hilton dolabı burada, çamaşır makinesi buraya kullanılmış. Buraya duşakabinimiz gelecek. Bu eksiklerimiz var. Hemen burada da tuvalet alanımız var. Zaten çift açımlı vasıtas pencere de gördüğünüz gibi gayet geniş bir banyo. Tabi burada hemen birinci yatak odasına geçeceğiz. 4+1 demiştim. İlk odamız bu şekilde. Pavyon şeklinde düşünülmüş yatak başları. Karşı tarafta bir Fransız balkonumuz var. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Gerçekten güzel. Sinan'ı çok fazla yormayacağım.
Bunun en güzel yeri de teras kısmı değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci yatak odasına geldiğimizde ikinci yatak odamız 17 metrekare değerli arkadaşlar. Ön tarafta güzel bir Fransız balkonumuz var. Buradan da balkona çıkışımız var. Bana kalmış olsaydı, arkadaşımın yerinde olsaydım ne yapardım? Ben de bir inşaatçı olarak kendi fikrimi söylemiş olacağım. Buradan kapı verecektim yani. Balkonu geniş tutacaktım. Burada da ufak bir balkon alanımız var. Gördüğünüz üzere Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Ana yolu üzerindeyiz. Gerçekten mükemmel bir konumdayız. Değerli dostlar, burada arsa fiyatını söylemek istiyorum. Gerçekten bak, geçen gün müşterim vardı. Ben bu bölgede arsa istiyorum. Biz bu arkadaşımıza 3 milyon 750 bin liraya arsa çıkaramadık değerli arkadaşlar. Yani buradaki arsa, bu tip villaların arsa payı 4 milyondan aşağı değildir değerli arkadaşlar. Şimdi artı bir de maliyet var üstünde. Şimdi hemen 3. yatak odasına geldiğimizde son derece geniş ve ferah. Tabii led ışıklarımız var. Arkadaşım burada biraz cimri davranmış. O yüzden fiyatını uygun tutuyor. Dikkat ederseniz uygun yer diyorum. Piyasanın çok çok altında diyorum. Ampul kullanmış. Birader, yani bu ampulü bir değiştirip güzel bir avize koysaydım daha güzel olurdu. Bu sefer 7 milyon isterdim. Yani ön tarafta gördüğünüz üzere güzel bir Fransız balkonumuz var. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Videonun içinde de dedim en güzel yeri teras kısmıdır. Çünkü müthiş bir teras mevcut. Geniş bir teras mevcut. Basamaklar da çok güzel yapmış. Esas en güzel olan yerde gözlük takacağım. Çünkü güneş var. Bu en güzel yerde merdiven kovanını aydınlatmak için sürgülü kapı vermiş. Odanın içerisine girmeden buradan terasa çıkışımız söz konusu. Tabii aynı zamanda burada ikinci genel banyomuz var. Alt banyo ile aynı. Sadece Sinan kardeşim yüzeysel olarak şöyle kameradan bir gezdirsin. İki tane banyomuz, aslında üç tane banyo, üç tane WC videonun içerisinde gördüğünüz gibi. Tabii buradan terasa çıkışımız söz konusu. Odanın içerisinde terasa çıkmıyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü yatak odasına geldik. 18 metrekare. Ön tarafında böyle ışık aydınlatma için bir Fransız balkon koymuş. Burada da yatak başları vavyen şeklinde. Hemen karşı tarafta da gardırop yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Dördüncü odamız bu şekilde. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Teras kısmında videomuzu bağlayacağız. Terasa çıktığımızda değerli arkadaşlar çok geniş bir alana sahip. Terasımız gerçekten çok geniş. Bitişiğini Sinan, aslında buraya gelirsen daha sağlıklı olur. Bitişiğini biz Selin ablaya vermiştik. Bakın üstünde gördüğünüz güneş enerjisi panolarını koymuş. Yani kendi elektriğini kendi üretebiliyor. Dolayısıyla siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Buranın üstünü kapatabilirsiniz. Bütün binanın elektriğini kendiniz üretebiliyorsunuz. Tabii burada ne yapmış arkadaşımız? Mutfak dolap tezgah yerlerini hazırlamış. Hem elektriği, mutfak tezgahının altyapısını yapmış. Yapmanız gereken sadece buraya bir pergüle atıp katlanır camla kapatmak. Burayı da yaşam alanını olarak kullanmanız gerekiyor. Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi bir kapımız var. Orası storage, yani depo olarak kullanabileceğiniz bir alan. Hemen şimdi videomuzu bağlayalım. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. 4 oda, 1 salon, açık mutfak, 3 banyo, 3 WC'de özel otopark, geniş bahçeye sahip güzel bir villa sunumu için geldik. Tabii emsallara göre fiyatı gerçekten çok çok uygun. Kelepir demiyorum ama uygun. Yani şimdi aklın yolu birdir. Yani bir yerlerde fiyat alıyorsun, ortalamasını yapıyorsun, sağlamasını yapıyorsun. Bana göre şu anda Didim'in, Altınkum'un en uygun villası, sıfır villası değerli arkadaşlar. Fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.